Muhterem seyircilerimiz, hepinizi muhabbet ve saygıyla selamlıyorum. 10 Muharrem çevresinde ve etrafında Hazreti Hüseyin'i merkeze alarak, Ehl-i Beyt'i açıklayarak ve bir nebze de Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in başına gelenlerden bahsederek bir sohbet sunumu yapmak istiyoruz. Fakat bildiğiniz gibi bazen sohbetlerin de bir hikayesi oluyor. Biz Bursa İlahiyat Fakültesi olarak 10 Muharrem'in öğrencilerimizin de olduğu fakültenin açık dönemlerine denk geldiği mevsimlerde Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya vefa konulu bir program yapardık. Programımızda genellikle Mustafa Kara hocamız sunum yapardı. Bendeniz konuşma yapardım ve rahmetli İbrahim Benlioğlu hocamız da Ali almış sancağını eline gibi ilahilerle, mersiyelerle icrada bulunur, musiki icra ederdi. Hatta bunlardan birine Sayın Dekanımız, şu andaki dekanımız da katıldı ve bir sunumda yaptı, konuşmada yaptı. Sayın Dekanımızla da görüştüğümüzde bu güzel vefa programının ihya edilebileceğini, tekrarlanabileceğini söyledi. Fakat ne yazık ki bütün dünya ve ülkemizde şu anda pandemi illeti ve hastalığıyla boğuşuyoruz. Tedbir gerekiyor ve insanlarla bir araya gelerek bir sohbet yapamıyoruz. Umarız Cenab-ı Allah bu illetten ülkemizi ve bütün dünyayı halas eder de tekrar eski günlerdeki gibi sohbetler, programlar uygulanabilir, icra edilebilir. İşte bu kaydın sebebi budur. Yani Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya vefa programının online olarak kayıtla sizlere ulaştırılması, Bilem kanalıyla sizlere aktarılmasıdır. Değerli seyredenlerim,
Ben hemen ana konuya girmeden bir iki cümleyle İslam kültüründe Muharrem ayından söz etmek istiyorum. Yani şu anda Muharrem ayındayız malum. Muharrem ayı dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen Eşhürül Hurum, yani hürmetli, saygılı aylara girer. Bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylardır. Yani Allah-u Teala'nın Eşhürül Hurum'a dahil ettiği aylardan biridir. Yine bu ay, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı, değerli seyredenlerimiz, Peygamber Efendimiz'in hadisinde Şehrullah, Allah'ın adına nispetle Şehrullah diye geçer. Ve bu ayda işlenen güzel amellere, ibadetlere, dualara, zikri ve dualara, tesbihata Cenab-ı Allah büyük sevap vereceğini müjdelerse, Cenab-ı Allah'ın büyük sevaplarla karşılık vereceğini müjdeler sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine 10 Muharrem itibariyle kültürümüzde aşure diye bir kavramdır. Yani aşure sofralarında buluşulur. Belki pandemi sebebiyle sohbetin başında da söylediğim gibi onu da gerçekleştiremeyeceğiz. Tedbire riayet esas çünkü. Ama evlerimizde de olsa bu aşure geleneğini bu ayda sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Bunun dışında kültürümüzde Muharrem'le alakalı son söyleyeceğim husus, Hazreti Ömer devrinde kabul edilen, benimsenen Hicri takvimin de ilk ayıdır. Takvim oluşturulacağı zaman takvim heyeti takvimi esas teşkil edecek olayları düşünmüşler, incelemişler, tartışmışlar. Peygamber Efendimiz'in doğumu, hicreti ve vefatı üzerinde durulmuş. Daha ziyade Hazreti Ali'nin teklifi, diğer müzakerecilerin katılımların da onayı ve kabulüyle hicret, yani Peygamberimizin hicreti, bir hicret takvimi esas alınmış ve o takvimin adı da zaten hicri takvim olmuştur. Şimdi ana konuya yavaş yavaş giriyoruz. Yine 10 Muharrem'e tesadüf eden günde Peygamber Efendimiz'in öz torunu Hazreti Ali Efendimiz'in, Hazreti Fatıma annemizin evlatları Hazreti Hüseyin şehit edilmiştir. Tabii biraz aşure sofralarında Hüseyin'i hüznü de birlikte yaşıyoruz, yaşayacağız. Kimdir Hazreti Hüseyin? Hazreti Hüseyin hicretin 4. yılında dünyaya gelmiştir. Ve 10 Muharrem Hicri 61 yılında da Kerbela'da şehit edilmiştir. Yaklaşık 57 yaşında vefat etmiştir. 57 yıllık bir ömrü var. Hazreti Hüseyin Ehl-i Beyt-i Hâsı denilen Peygamberimizin hane halkından biridir. Biri Peygamberimizdir. Diğerleri Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. Bu 5 kişiye Ehl-i Kisa diye de tabir edilir bu 5 kişi. Penci Ali Aba diye de bir tabir vardır. Hazreti Ayşe annemizden ve Vasıla bin el-Eskâ'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz kisvesinin altına, hırkasının altına bu 4 kişiyi biri de kendisi olmak üzere almış ve bunlar benim ehl-i beyt-i hassamdır, has ehl-i beytimdir buyurmuştur. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin ehl-i beyt-i hassedendir, ehl-i kisadandır, penci âl-i abadan biridir. Tabii ki Peygamberimizin ehl-i beyt tabir ettiği ehl-i beyt kavramına girenler sadece bunlar değildir. Başta ümmühatül müminin olan annelerimiz olmak üzere kendilerine sadaka yasak olan efendim Akil'in evladı, Cafer'in evladı, Abbas'ın evladı gibi evlatlar, yani amca çocuklar da buna dahil olurlar. Yani sadaka kendilerine caiz olmayan zümrelerdir bunlar.
Cenab-ı Allah Ahzab suresinin yani 33. surenin 33. ayetinde اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا ayetinde Ehl-i Beyt'i bütün pisliklerden, kirlerden, manevi kötülüklerden arındırdığını, tertemiz kıldığını söylüyor ve müjdeliyor değerli seyredenlerim. Peki Ehl-i Beyt sevgisi dediğimiz zaman Ehl-i Beyt ile alakalı Peygamberimizin ne gibi beyanları var, ne gibi sözleri var, Ehl-i Beyt ile alakalı ne gibi tutumları ve davranışları var? Peygamber Efendimiz en başta onun bir hadis-i şerifini, önemli bir hadisini paylaşmak istiyorum. Bu konuda önemli olan bir hadisini. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Evvela sizi sonsuz nimetlerle rızıklandıran Allah'ı seviniz. Sonra Allah'ın Habibi Muhammed Aleyhisselam'ı yani Peygamberini seviniz. Beni seviniz. Sonra da benim sevdiklerim olan Ehl-i Beyt'imi seviniz. Benim hatırıma Ehl-i Beyt'imi seviniz buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz Ehl-i Beyt'ini seviyor ve bizlerin de onları sevmemizi istiyor. Yine Sekaleyn hadisi diye hepimizin duyduğu, bildiği, en azından duyduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ümmeti Muhammed'e Kitabullah bir rivayette, daha çok yaygın olan rivayette ve benim sünnetim diyor ikinci sırada. Bir başka rivayette de Kitabullah, Allah'ın kitabı Kur'an ve benim Ehl-i Beytim diyor ve üç kere Ehl-i Beytimle ilgilenmeniz konusunda sizleri uyarıyorum, sizlere hatırlatma yapıyorum diye de ekliyor sevgili Peygamberimiz. Yani burada bir zıddiyet söz konusu değildir. Yani Efendimiz bu iki mirasa biz sahip çıkarsak hayatımızı düzene koyacağımızı, mutlu, mesut ve bahtiyar olabileceğimizi müjdeliyor. Kötülüklerden uzak kalabileceğimizi müjdeliyor. Yani nedir bu? Kitabullah ve sünnet. Peki ikinci sırada sünnetin yerini Ehl-i Beyt aldığı zaman ikinci rivayette ikisinin arası şöyle telif edilebilir. Yani Ehl-i Beyt sünneti en iyi yaşayan, en iyi değerlendirecek miras olarak sünnetin yorumunu kendisinden sonraki nesillere aktarmaya aday insanlardır. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet muvaciyesinde meseleye baktığımız zaman bizim Ehl-i Beyt'e olan muhabbetimiz öne çıkarılır. Onlara sevgimiz, saygımız öne çıkarılır değerli seyredenler. Ama bunu biraz daha özelleştirecek olursak Hazreti Hasan, Hüseyin, Ali, Fatma ve diğer Ehl-i Beyt'e dahil olan şahsiyetlerle alakalı Peygamberimizin müjdeleri de vardır. Bizim dikkatimizi, hepimizin dikkatini çeken müjdeleri de vardır. Mesela Peygamber Efendimiz Hasan ve Hüseyin'le alakalı olarak Seyyida Şebabi Ehlil Cenne buyurmuştur. Yani cennet ehlinin iki beyefendisi, iki ileri geleni demiştir Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma için. Bu ikisini kastederek Seyyida Şebabi Ehlil Cenne buyurmuştur. Cennet gençlerinin beyefendileri, iki beyefendisi. Sonra Hazreti Hüseyin'in hadis-i şerifteki ifadeden yola çıkarak bir lakabı, bir ünvanı daha doğrusu Reyhanetün Nebi'dir. Çünkü hadis-i şerifte öyle geçer. Yani bunlar benim reyhanlarımdır Hasan ve Hüseyin için. Reyhan güzel bir çiçek biliyorsunuz. Biz onu çiçekleridir, gülüdür, gülleridir de diyebiliriz. Yani Peygamberimizin çiçekleri, gülleri ve reyhanları oluyor Hazreti Hasan ve Hüseyin. Mesela şöyle nükteli bir olay yaşanmıştır. Peygamber Efendimiz Hasan'la Hüseyin'i omuzuna almış taşırken sahabeden biri görüyor ve diyor ki bir espri olarak, bir latife olarak ne güzel bineğiniz var, taşıyıcınız var. Fakat Peygamber Efendimiz de o zata cevap olarak, bir latife olarak diyor ki ne güzel de sürücüleri var diyor. Yani Peygamber Efendimiz'in
torunlarıyla alakalı, Ehl-i Beyt'in bu iki seçkin ismiyle Hasan'la Hüseyin'le alakalı değerlendirmeleri, onlara olan muhabbeti çok fazla düşünün ki bir gün namaza giderken Fatıma annemizin evinden Hüseyin'in ağlama sesleri duyuluyor. Peygamber Efendimiz hemen orada duraklayarak kapıdan vurup kızını çağırıyor. Diyor ki Hüseyin'le niye ilgilenmiyorsun? Çocuk daha o zaman küçük olmalı. Biliyorsun onların ağlamalarına ben üzülürüm. Onunla ilgilen ve onu sükunete erdir. Onu durdur ağlamasını diyor. Yani sevgili Peygamberimiz torunlarına bu şekilde böyle bağlı. Şimdi Yüce Allah Ahzab suresinde Ehl-i Beyt için ve yutahhirakum tethira buyurarak ricisten, kötülüklerden, pisliklerden arındırdığını söylüyor. Peygamberimiz Allah Peygamber Ehl-i Beyt sevgisini sıralıyor. Özele indirdiğimiz zaman Hasan ve Hüseyin Peygamberimizin gülleri, çiçekleri, reyhanları oluyor. Herhalde bu durumda bize düşen de samimiyetle, samimi bir gönülle Peygamberimizin sevdiklerini sevmemizdir. Fakat tabii bazen akla gelmeyen şeyler olabiliyor. Sıkıntılı süreçler yaşanabiliyor. Hayat tek düze değil, inişli çıkışlı olabiliyor. Bu Hasan için de olabiliyor, Hazreti Hüseyin için de olabiliyor. Şimdi isterseniz kısa sürede ana tahlillere girmek ve bir takım kafamıza takılan derin sorulara cevap vermek biraz zor ama Hazreti Hüseyin'in maruz kaldığı bu faciadan da yani kısa bir süre bahsetmemiz uygun olur. Tabii önce Hazreti Ali'nin vefat yılına bir gidelim. Hazreti Ali ne zaman vefat etmiştir? Hicri 40 miladi 661 yılında vefat etmiştir. Onun vefatından sonra Küfeliler özgür iradeleriyle Hazreti Hasan'a biat vermişlerdir, seçmişlerdir. Fakat Hazreti Hasan Küfelilerin yeterli destek vermemeleri ve fitne ve fesada mütemayil olan kötü davranışları sebebiyle Müslümanlar arasında bir çarpışmayla kayıplara meydan vermemek adına hakkından feragat etmiş ve Ebu Süfyan oğlu Muaviye halife olarak iş başına geçmiştir. Aynı yıl itibariyle yani 661 yılı itibariyle. Ve tabii feragat ederken bazı şartlar vardır. Mesela Ehl-i Beyt'in aleyhinde konuşulmaması, işte kaydı hayat şartıyla halife olup Muaviye'nin vefatından sonra bir şuraya meselenin havale edilmesi gibi şartlardan bahsedilir. Ama ilerleyen süreçte bunlara riayet edildi mi edilmedi mi bunu kitaplardan okuyarak öğrenmemiz lazım. Ben de kısmen tabii değinmeye çalışacağım. Merkeze Hazreti Hüseyin'i almak istiyorum. Yani Hazreti Hüseyin Hicri 40 yılı itibariyle Hazreti Ali'nin vefatıdır. Mesela Hazreti Hasan'ın feragatı yine Hicri 40 yılıdır. Hazreti Hüseyin'in vefat tarihi ise 61'idir. Yani yaklaşık 21 yıl Hazreti Hüseyin evinden çıkmamıştır. Yani kitabı, sünneti aktarmış ve anlatmış insanlara dedesinden öğrendiklerini temsilen tebliğe ve irşada devam etmiştir. Yani eğer Hazreti Hüseyin'in bir siyasi ihtirası, nefsani bir amacı, dünyevi bir gayesi, zenginleşme gibi bir amacı olsaydı, bu süreçte Ehl-i Beyt'e olan muhabbet ve alakadan dolayı bir takım şeyler yapabilirdi. Böyle bir şey yapmıyor. Böyle bir şey yok çünkü. Böyle bir niyeti yok. Hatta bakınız Hucr bin Adi diye bir zat var. Mühim bir zat. Küfe'nin ileri gelenlerinden. Maalesef Muaviye döneminde bazı büyük camilerde cuma namazlarında cuma hutbelerinin sonunda umumen İslam'a hizmet verenlere dua yapılırken Beni Ümeyye ileri gelenler için hayır dua yapılıyor. Onların ölmüşleri hayırla yad edilirken Ebu Turab, Hazreti Ali'nin bir lakabıdır. Kaynaklardaki ifadeye göre Sebbü Şetim'le anılıyor. Yani tahkir edici, pek uygun olmayan sözler söyleniyor. Küfe'nin eşrafından ileri gelenlerinden olan Hucr bin Adi de ayağa kalkıp, tabii onunla beraber diğer bazı kimseler de ayağa kalkıyorlar.
Cuma namazında diyorlar ki mevtalarımızı rahmetle ve eşit olarak hayırla anmamız gerekir. Dolayısıyla birilerini överek birilerini yermeniz doğru olmaz, bundan vazgeçiniz diye ikaz ediyor. Fakat sürüp gelen bu ikazları devrin valisi siyasi iktidara karşı bir çıkış gibi algılayarak kendisini onunla birlikte olan 7 kişiyle birlikte Şam'a gönderiyor. O zaman merkez başkent Emevilerde Şam oldu. Merc Azra denilen yerde 7 kişi maalesef siyasi iktidara karşı çıkmak gibi bir suçlama ile idam ediliyor. Bunu duyduğu zaman bile bakın tarih 51. Bu olayın tarihi 51. 671. Daha bu olaydan sonra 61'e kadar 10 yıl var. Hazreti Hüseyin'den yine bir ses seda çıkmıyor. Hani Hazreti Hüseyin ortaya çıkmış olsa babasını savunma adına ölüme giden Huc bin Adi'yi arkasına alarak bir şey yapmayı düşünebilirdi. Ama böyle bir niyeti yok. Yani insanlar arasında fitne çıkarma gibi bir niyeti yok. Bir nifak anlayışı yok. Birlikten yana, kardeşlikten yana, tesanütten yana. Peki o zaman bana şu soruyu sorabilirsiniz. İyi hocam da Küfe yollarına Hazreti Hüseyin niçin düştü? İşte tam da oraya geldik. Yani Hazreti Hüseyin'in diğer bazı büyük sahabilerin evlatlarıyla birlikte ortaya çıkışı bu yani kendisini Küfe yoluna düşürmeye varıncaya kadar olan dönemden önceki ortaya çıkışı ne zaman olmuştur? 50-56 yılları arasında uzunca bir süre kamuoyu oluşturularak Emevi halifelerinden o devletin kurucusu olarak da tarihe geçmiş olan Muaviye oğlu Yezid'i halef bırakıyor. Yani veliaht bırakıyor kendisinden sonra onun iş başına gelmesini. Halbuki feragat anlaşmasına göre bir şuraya havale edilerek ümmetin, toplumun öngördüğü, uygun bulduğu bir isim başa geçecekti. Bu görmezden gelinmiş oluyor. Dolayısıyla Abdullah bin Ümer bin el-Hattab, bakın Hazreti Ümer'in oğlu Abdullah, Abdullah bin Zübeyir, Zübeyir bin el-Avvam'ın oğlu Abdullah, Abdurrahman bin Ebu Bekir, yani Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman ve Hüseyin bin Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin buna karşı çıkıyorlar. Yani doğru bulmuyorlar. Hulefai Raşid'in itibariyle ve Peygamberimizin devrettiği İslam siyaset, kültür ve geleneğine ters düşüyorlar. Seyirci kalınırsa o güne ve Müslümanların geleceğini tahrip edici zararlar verebilir diye düşünüyorlar. Ve bunu önlemeye çalışıyorlar. Çok iyi bir niyetle önlemeye çalışıyorlar ve üçlü bir teklif öneriyorlar. Muaviye diyorlar ki yetki sende fakat bu İslam siyaset geleneğinin kodlarıyla oynamanıza gerek yok. Size üç önerimiz var. Bir, Peygamberimizin yaptığını yapın. Böyle bir model var. O ne yaptı? Hiç kimseyi aday bırakmadı. Ümmet-i Muhammed kendisi Hazreti Ebu Bekir'i halife olarak seçti. İkincisi Ebu Bekir modeli var. O birisini aday bıraktı ama kendi oğlu ve yakını değildi. Yani kimdi o? Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer Hafs oğullarından, Ebu Bekir Teym oğullarından. Yani akraba olmayan biri, kan yakını olmayan birini bıraktı. Siz de öyle hatırlı birini bırakabilirsiniz ama kendi kan yakınınız olmamak kaydıyla. Üçüncüsü de Hazreti Ömer modeli olabilir dediler. Nedir Hazreti Ömer modeli? Bir şura vefatından 6 kişilik aşireyin beşereden sağ kalan bir şurayı belirledi. Ve bu şura seçimi yapacak kişilerinden biri halife olacak dedi. Fakat buna riayet edildi mi? Edilmedi maalesef. Ve askeri güç veya siyasi güç erk kullanılarak istekli isteksiz de olsa Hicaz'da ve başka yerlerde Yezid lehinde biat alınmıştır. Fakat bu insanlar bunu haklı ve doğru bulmamışlardır ama şahısları adına değil, Müslümanlar adına, Müslümanlığın o günü ve geleceği adına. Daha sonra Muaviye'nin vefatıyla beraber Yezid iş başına gelince bu baskıya dönüşmüştür. Baskıya dönüşünce diğer zatlar ve Hazreti Hüseyin Medine'den Mekke'ye gelmişlerdir önce. Mekke'de mesela Hazreti Hüseyin İbni Abbas Hazretlerine sığınmıştır, misafir olmuştur.
Daha sonra baskı, biat konusunda baskı, Yezid'in baskısı artınca Kabe'ye sığınmış. Hatta Zemzem'e sığındığı söylenir. Orası dokunulmaz yerler olduğu için orada hayatını korumaya ve kurtarmaya çalışmıştır. İşte tam da Hazreti Hüseyin'in Küfe yollarına düşmesi bu ağır baskıların kendisini bunalttığı bir zamana tesadüf eder. Ve Küfe'den rahat etmesi, huzur bulması için vaktiyle babasının ve ağabeyi Hasan'ın da bulunduğu Küfe'ye, Küfe'ler kendisini davet ederler. Fakat o tedbirli bir insandır. Amcasının oğlunu gönderir, Müslim bin Akil'i. Müslim bin Akil 20-30 bin kişinin kendisini beklediğini bir rapor olarak gönderince o da aile yakınlarını, ehli beytini yanına alarak kendisini seven birkaç kişi de dahil olmak üzere Hicri 60 yılı miladi 680 yani Zilhicce Eylül aylarında yola düşerler. Ama ne yazık ki çok kısa sürede olumsuz haberler gelir. Çünkü Müslim bin Akil yakalanıp deşifre edilip yani daha doğrusu Küfeliler Emevilerin baskısına dayanamayarak ele vermişlerdir. Ve Müslim bin Akil idam edilmiştir. Onu himayesine alan Hani adlı bir şahıs da idam edilmiştir. Hazreti Hüseyin'in yola çıktık karşılayın anlamındaki göndermiş olduğu Kays bin Müsir idam edilmiştir. Süt kardeşi Abdullah idam edilmiştir. Basra'ya gönderdiği elçi idam edilmiştir. Fakat bunlardan haberi yoktur. Yol alıyor, yola gidiyor. İlerleyen noktalarda bu vefat haberleri alınmıştır ama bu vefatlar yola gitmekten geri dönmeyi değil de üzüntü ve tahrik içinde artık hedefe doğru arkalarını Allah'a alarak gitmeyi gerektirmiştir. Geri dönüş mümkün olmamıştır. Nihayet Küfe valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın 2000 kişilik askeri bir birliğin başında Husayn bin Numeyr adlı bir kişiyi gönderdiğini görüyoruz. Husayn bin Numeyr Hazreti Hüseyin'i susuz kalacak, erzaksız kalacak ve bunları temin edemeyeceği bir yere konuşlanmaya, yerleşmeye zorlamak için öncü birlik olarak gönderilmiştir. Ve maalesef işte Kerbela denilen yerde bu gerçekleşmiştir. Kerbela denilen yere konuşlanmaya, yerleşmeye mecbur kaldığı gün 2 Muharrem 61'dir. Yani 2 Ekim 680'dir. Fakat bunun peşinden büyük ordu geliyor. Ömer bin Sa'd bin Ebi Vakkas. Bu zat Rey valiliğine gitmek üzereyken Küfe valisi İbn Ziyad tarafından önce Hüseyin'in hakkından gelinmesi, Hüseyin'in biatının alınması veya bertaraf edilmesi gerçekleştirmesi, bunu yapmadığı takdirde Rey valiliğini unutması kendisine söylenir. Böyle bir alternatifli validen gelen öneri ve teklif aile bireyleri, fertleri, akrabaları tarafından olumlu bulunmaz ve bu işi kabul etmemesi gerektiğini söylerler. Allah Resulü'nün torununa karşı bir askeri birliğin başında gitmelerini hoş bulmazlar Ömer bin Sa'd'ın. Fakat o rey valiliğini biraz önemsediği için biraz da iyi niyet taşıyarak valiyle arasını bulup Hüseyin'le aradaki kavgayı, nizayı, ihtilafı en aza indirmeyi belki gerçekleştirebilirim ümit ve temennisiyle yola düşmüştür. Ama tabii ki bu mümkün olmamıştır. En son Hazreti Hüseyin'in vuruşmaya başlanmadan önce yani vefat ettiği gün olan 10 Muharrem gününe gelmeden önce son bir önerisi vardır. O da şudur. Diyor ki beni Küfeliler davet etti, geldim. Beni bağırlarına basmaktan vazgeçtilerse, vefa göstermiyorlarsa müsaade edin geri döneyim. İkincisi biz Yezid'le netice itibariyle Kureyş'in yakın kollarındanız. Uzaktan da olsa söyleyebileceğim sözler vardır. Müsaade edin ben Şam'a gideyim, kendisiyle görüşeyim derdi neyse veya benim derdim neyse halleşelim, söyleşelim, dertleşelim.
Üçüncüsü de buna da imkan vermeyecekseniz bir sınır şehrine yerleşmeme izin veriniz. Kitabullah'ı ve dedemin sünnetini yani Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnetini anlatayım. İrşad ve tebliğ görevi yapayım diyor. Bu üçlü bir önerisi var. Doğrusu Ömer bin Sa'd yani o bölgenin kumandanı bundan çok ümitleniyor ve bunu valiye yazıyor, bir haberciyle gönderiyor. Hatta valinin bir nebze bunlardan birini tercihe yakınlaştığını fakat Şemir adlı, Şemir bin Zilcevşen diye geçen ve Hazreti Hüseyin'in öldürülmesinde başrolü oynayanlardan biridir bu. Onun bundan vazgeçildiği, bunun Ömer'in bir oyunu olduğu vesaire tarzındaki fitneci sözleriyle ondan vazgeçildiğini söyleyen, yazan İslam tarihi araştırmacılar vardır. Fakat bu gerçekleşmemiştir netice itibariyle. Neticede ya biatı ya başı denilmiştir. Yani Hazreti Hüseyin maalesef tüm iyi niyetli önerilerine rağmen ve karşıdan da bir adım atılabilseydi belki yumuşayacaktı, belki tarihin kaderi değişecekti ama böyle bir yumuşak adım atılmadığı için Hicri 61 yılı itibariyle 10 Muharrem sabahı maalesef asla denk olmayan kuvvetler arasında yani bir tarafta 2-3 bin, 4 binlere vardığı söylenen bir askeri birlik, bir tarafta 70-80 kişilik eli silah tutan, kılıç tutan insanlar, ailelerin, çocukların kaldığı yerleri, çadırları yan yana koyarak onun etrafında karşı taraftaki düşmanlarına karşı yol almışlardır ama işte o gün akşama kadar maalesef hepsi şehit düşmüştür. Yani 72 şehit vardır. Bu şehitler Hazreti Hasan'ın oğulları, Hüseyin'in oğulları, Cafer'in oğulları, Akil'in oğulları yani Ehl-i Beyt kapsamına giren sadaka yemelerinin haram kılındığı Ehl-i Beyt kapsamındaki pek çok kişi orada şehit düşmüştür. Hatta Hazreti Hüseyin'in küçük oğlu Abdullah da kucağında bir ok onun boğazına isabet ederek şehit düştüğü söylenir. Susuz bırakılmışlardır, erzaksız bırakılmışlardır. İslam kültürü, medeniyeti, düşüncesi, tefekkürü noktayı nazarından asla tecrüz edilemeyecek kötü bir muameleye maalesef maruz bırakılmışlardır. Ve bu şahısların 18 başı önce Küfe'ye götürülmüş, oradan Küfe valiliği tarafından Şam'a gönderilmiştir. Bu da bir vahşettir, yapılmaması gereken bir şeydir. İşte maalesef aşure sofralarında kalbimizi hüzünlendiren, dilhuneden, dertlendiren acı olay böyle bir olaydır. Halbuki Hazreti Hüseyin ne istiyordu? Bir yanlışa dur demek istiyordu. Kötü bir geleneği önlemek istiyordu. Yanlış bir açılımı durdurmak istiyordu. İslam kültür ve medeniyetinin ve siyaset anlayışının kodlarıyla oynanılmasını istiyordu. Ümmet-i Muhammed'in birliğini, beraberliğini istiyordu. Kisra ve Kayser usulü babadan oğula geçişi değil, insanların özgür iradeleriyle seçebileceği, belirleyeceği isimlerin gelmesini ve bu geleneğin devam etmesini istiyordu. Onun isteği buydu. Eğer onun isteği dünyalık olsaydı, biat verdiği takdirde ağırlığıyla altında tartılabilirdi, ikramlarda bulunabilirdi. O dünyalığı ve heveskarlığı tercih etmedi. Adaleti tecelli ettirmek için, bir doğruyu ortaya koymak için, bir hakkı yukarıya kaldırmak için ve bir zulmün, bir haksızlığın önüne geçmek için yol aldı, yürüdü, davasına sadık kaldı, dünyalığa kanmadı, aldanmadı ve bu uğurda şehadet şerbetini içti. Ne diyelim, yani takdiri ilahi diyecek bir şey yok. Fakat ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Yani Hazreti Hüseyin'in son nefesini vermeden önce Cenab-ı Allah'a yapmış olduğu bir duası var. O benim çok dikkatimi çeker. Ben bu konuda uzun araştırmalar yaptım. İşte önümde Kerbela kanayan bir yara var. Mustafa Kara Hoca ile yazdığımız Ehl-i Beyt, Kerbela, Mersiye kitaplarımız var. Buralarda daha derin derin bunlar anlatılıyor tabii ama o dua şöyle bir dua. Ya Rabbi diyor Hazreti Hüseyin, düşmanlarıma beni galip getirecek
bir zafer gökten indirmeyeceksen, nasip etmeyeceksen, şu yaşadığım acıları benden sonra ümmeti Muhammed'in, İslam toplumunun hayrına, gelişmesine, güzelliğine bir vesile kıl. İşte böyle bir dua. Yani Hazreti Hüseyin acılar içinde bir dava uğrunda kıvranıp gidiyor. Ama bu yüce davası uğrundaki ölümünü, acılarını hiçe sayarak, umarım benim yaşadıklarım benden sonrakiler için ibret olur da birlik olunur, kardeşlik olunur, dayanışma olunur. Ben de diyorum ki Kerbela'nın, Hazreti Hüseyin'in bize vermek istediği ders şudur. Böyle acılar yaşanmasın. İbret alınsın. Tarihten ibret alınsın. İslam dünyasında yeni Kerbela'lar yaşanmasın. Birlik olunsun, kardeşlik olunsun, beraberlik olunsun. Hani Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Yani birlikten kuvvet doğuyor. Fütühat da birlik beraberliğin dışa zafer olarak yansımasıdır. Hazreti Hüseyin'in bu son duasının tecelli etmesini ben Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Şimdi tabii biraz duygusallaştık ama duygusallığımızı biraz daha artıracak da olsa dekanımız Bilal Hoca'dan vaktiyle rica edip almış olduğum Osman Kemali'nin bir mersiyesini arz etmek istiyorum sizlere. Ben çok etkilenirim bunu okuduğum zaman. Muharrem'dir kamer mahzun, güneş meyus kan ağlar. Felek şerkeşte mebhut, hayrete dalmış cihan ağlar. Cefayı şahı mazluma tahammül etmeyip dağlar. Ezelden gözlerinden ağıplar olmuş revan ağlar. Kesildi başları bin cevr ile bir aşık zarın. Kesen melunlara lanet edip Seyfi Sinan ağlar. 20.000 kişi birden ok attı şahı mazluma. Bizi atman deyip zalimlere tir-i keman ağlar. Cihanın sahibinden bir içim su kıskanılmış ah. Fırat ağlar, Murat ağlar, Zemin-i Asuman ağlar. Döküldü huyn-i mazluman yere, yer mateme girdi. Melekler titreyip inler, felekte kehkeşan ağlar. O şahın derdi etmiş cümle insanoğlunu giryan. Bilenler bilmeyenler hep bu dert ile inan ağlar. Belayı ehli beytin yazmaya imkan mı var asla? Söz ağlar, söyleyen ağlar, kalem ağlar, yazan ağlar. Efendim, bu mazlum şehide Peygamber Efendimizin reyhanı gülü çiçeği olan Hazreti Hüseyin Efendimiz'e rahmetler gönderiyoruz. Kur'anlar gönderiyoruz. Hatimler gönderiyoruz. Cenab-ı Allah'ım bizlere, bizleri de onun şefaatine nail eylesin. Ve bu hadiselerden ibret alarak birlik ve beraberliğimizi koruma güzelliğini bize nasip eylesin. Değerli seyredenlerim, hepinizi tekrar muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.